Bekle. Dedim bu da başlangıç. Yenişehir için çok özel bir haftadayız. Çünkü bu hafta temel atma haftamız. Birbirinden kıymetli 3 eser kazandıracağız. Bunlardan bir tanesini bugün burada Kültür Kompleksi adı altında gerçekleştiriyoruz. Ayın 16'sında ilkokul temeli atıyoruz. Ve ayın 20'sinde de bir kent kütüphanesi, oyuncak müzesi, çocuk kütüphanesinden oluşan bir kompleksin temelini atıyoruz. Oluşturacağımız eserler, bu temelini attığımız yapılar, kentimizin en güzel, en güzide yapıları olacak, onu söyleyeyim. Evet, 3 büyük projemizi temellerini atıyoruz. Yenişehir'imize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gençlerimiz, çocuklarımız, tüm Yenişehirliler için yarınlara uzanan bu köprüyü hep birlikte büyüteceğiz. Bu köprü bilgiyle donanmış, birbirine saygı ve sevgi bağıyla bağlı, dayanışma ruhu güçlü, yüksek bir toplumu inşa etmemiz için bize çok büyük katkılar sunacak. Bu proje daha önce Menteş Mahallemizde gerçekleştirdik. Orada yüksek verim aldık. Şimdi de az önce muhtarım konuştu. Burası her ne kadar Eğriçam Mahallesi sınırları içerisinde olsa da Akkent'e, ondan sonra Batı Kent'e de hitap eden bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla bizim çocuklarımızın bilgi edinme, paylaşma noktasında kullanabileceği her türlü teknik altyapının olacağı bu tesisleri biz tek tek mahallelerimize kazandıracağız. Menteş'te başladık. Şimdi ikincisini burada yapıyoruz. Bunun üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi de çok kısa sürede hizmetimize girecek. Bana insanlar dedi ki, başkanım, taziye evi ile kütüphanenin aynı alanda ne işi var? Şimdi insanlar, işte bugün çok kıymetli dostumuz Zeynel Aydemir arkadaşım, Emine ve Halil anne babasının ismini vererek böyle bir tesise ilk niyet ettiğinde taziye evi olarak yanımıza geldi. Biz de dedik ki mahallelerimizde kütüphaneye de ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Özellikle gelişmekte olan mahallelerimizde çok ihtiyaç var. Çünkü gelişmekte olan mahallelerimizde insanların yaşam koşulları çok daha zor. Bir iki odalı bir evde 3 çocuk, anne baba, çocuğun bir tanesi oyun oynamak istiyor, biri televizyon izlemek istiyor, bir tanesi de ders çalışmak zorunda, başarılı olması için. Şimdi o çocuğun, ders çalışmak zorunda olan çocuğun uygun ortamı evinde yok. Bunu gözümle tespit ettim, gördüm. Onun için dedim ki her mahalleye biz bu kültür komplekslerinden kurarsak, çocuklarımız okuldan çıktıktan sonra gelsin orada dersini, defterini bir danışman eşliğinde çalışsın. Ondan sonra evine hazır vaziyette, yarın okula gitmeye hazır vaziyette gitsin ve burada gerekli altyapısını tamamlamış olsun. Bu ülkemizde zaten derin bir çelişki olan eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak için bir kilometre taşıydı ve biz bunu mahallelerimize kazandırmaya, mahallelerimizde bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Evet, göreve geldiğimiz günden bu yana Yenişehir'imizin her köşesine hizmet taşımaya gayret ediyoruz. Her vatandaşımız için hizmet sağlamak temel görevimiz.
Bugün burada temelini attığımız proje de bu hizmetlerden bir tanesi. Bu projemizi hayata geçirmekte bize yoldaş olan, destek olan, emek veren kıymetli arkadaşım, sevgili dostum Zeynel Aydemir'e, onun ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma örneklerini sürdüreceğiz ve yeni şehrimize çok daha güzel eserleri birlikte kazandıracağız. Yenişehir Belediye'miz olarak yarınlara daha umutlu bakacağımız projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projeleri şekillendirirken yenişehirli vatandaşlarımızın görüşlerini alıyoruz. Onlarla mahalle toplantıları yapıyoruz. Tek tek her birinin dileğini, önerisini dikkate alıyoruz, kayıt altına alıyoruz. Onları bir arada oluşturup, onları tasnif edip ondan sonra onlardan bir sonuç çıkarıyoruz. Stratejik planı hazırlamamızda bize büyük bir destek oluyor. Şehrimizin her köşesinde yürüttüğümüz altyapı çalışmaları, parklar, yeşil alanlar, spor ve sanat tesisleriyle yeni şehrimizi daha da güzel, daha da yaşanır hale getirmek ortak hedefimiz, temel hedefimiz. Evet, eğitim için eğitime ne kadar önem verdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Özellikle ülkemizde erken çocukluk eğitimi konusunda gördüğümüz büyük açığı kapatmak ve ülkemize örnek oluşturma noktasında yaptığımız çalışmaları kamuoyuyla paylaştık, sizlerle paylaşıyoruz. Gençlerimize sunduğumuz eğitim olanakları onların gelecekteki başarısının teminatı oluyor. Bu nedenle kütüphanelerimiz, kültür merkezlerimiz, spor alanlarından sosyal hizmet alanlarına kadar her alana yatırım yapıyoruz. Amacımız her yeni şehirli çocuğun, gencin ve yetişkinin eğitim, kültür ve spor gibi çağdaş hizmetlere en kolay şekilde erişebilmelerini sağlamak. Aynı zamanda sosyal projelerimizle dayanışma ruhunu pekiştirmeye devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine destek veren sosyal yardım projelerimizle halkımızla olan sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışıyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha dayanışmacı bir yeni şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda yürürken hemşehrilerimin kıymetli desteğini daima yanımıza aldık, almaya devam ediyoruz. Bu bizim için en önemli motivasyon kaynağıdır. Güveninize layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. Hep birlikte el ele vererek şehrimizi daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Evet, bu tesisi bize kazandıran hem ailesine hem de topluma olan vefasını gösteren sevgili Zeynel Aydemir arkadaşıma, onun kıymetli iş ortakları, kardeşlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepiniz hoş geldiniz. Kentimize, yeni şehrimize ve özellikle Eriçam'a, Batı kente, Akkent'e hayırlı uğurlu olsun diyorum. Lütfen birlikte bu onuru paylaşalım diyor. Teşekkür ederim. Bugün burada rahmetli annem Emine Aydemir ve babam Halil Aydemir adına yapılacak taziye evi ve kütüphanenin temel atma töreninde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu özel, anlamlı gün ailemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Emine ve Halil Aydemir'in anısını yaşatmak, onların değerlerine ve hayata bakışlarına uygun bir şekilde topluma fayda sağlayacak bir projeyi hayata geçirmek bizler için çok önemliydi. Taziye evi, insanların acılarını paylaştıkları, birbirlerine destek oldukları, zor günlerinde bir araya geldikleri bir mekan olacaktır. Bu vesileyle toplumsal dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda inşa edeceğimiz kütüphane ise bilgiye ve öğrenmeye olan bağlılığımızın bir göstergesi olacaktır. Bu projeyi hayata geçirmemizde büyük katkısı olan, arsayı sağlayarak destek veren Yenişehir Belediye Başkanım Sayın Abdullah Özyiğit'e de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.
Evet, Yenişehir Mersin'imizin hakikaten yaşam kalitesi ve konforu en yüksek ilçesi. Bu anlamda Yenişehir'de yaşayanlar cidden şanslılar. Ve Yenişehir'de kıymetli belediye başkanımız iki dönemdir kentin kalitesini ve konforunu artırmak için de özel bir çaba sarf ediyor. Bu çerçevede kıymetli bağışçımızın bu bağışı Yenişehir'e yeni bir değer katacak. Erişan mahallemize yeni bir değer katacak. Buranın katma değerini yükseltecek ve buradaki yaşam kalitesini biraz daha yükseltecek. Dolayısıyla ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum bu bağışından dolayı. Ben bağışçılarımızın Toroslar'da da bu çalışmaların devam ettirmelerini istiyorum. Toroslar halkımızın da gerçekten bir kültür kompleksine, birden fazla kültür kompleksine ihtiyacı olduğunu biliyorum. Kültür kompleksimize hayırlı uğurlu olsun kentimize, Muton'a. Şu an temel atılıyor sayın misafirlerimiz, sayın başkanlarım.